İmamoğlu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dedi ki daha önce biz İstanbul'a ihanet ettik demişti dikey yapılaşma için. Bugün geldiğimiz noktada İmamoğlu için, İmamoğlu'nu kastederek şöyle dedi. İstanbul kendisini ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömecektir. Bu şehri, bu ülke, bu millete eser verene, hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Cumhurbaşkanı yine Bay Kemal diyerek başladı cümleye. İstanbul'un simge mekanlarından İBB'nin restore ettiği tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın açılış törenine katılacak olan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ihanet suçlaması yöneltti. İstanbul ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir. Erdoğan kendiyle çelişti. Çünkü çok değil bundan 5 yıl önce İstanbul'a biz ihanet ettik diyen de kendisiydi. İstanbul kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Tercümanı Fatıma Gülhan Kavakçı'nın kendisine hanım kızımız diyen CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Erdoğan'ın alandaki kadınlara hanım kardeşlerim diyerek seslenmesi de dikkat çekti. Şu anda karşımda hanım kardeşlerimi görüyorum. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkarak bu kutlu yürüyüşü menziline ulaştıracağız. Erdoğan'ın arşivdeki Erdoğan'la ters düştüğü bir başka konu da sosyal medyada çok ilgi çekti. 2019 yılında gençlerle buluşmasında bir KYK borçlusunun sorusuna bakın nasıl cevap vermişti. KYK borçlarının affı veya herhangi bir indirimi var mı? Eğer Bay Kemal gibi cevap verirsek sildim gittim der. Erdoğan gibi cevap verirsem ben 82 milyonun burada hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna bunu vermem lazım. Ama 3 yıl sonra Erdoğan tam tersini yaptı. Bay Kemal gibi KYK borcunun faizlerini bir imzada sildi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çelişkilerini izledik ama İstanbul konusunda söyledikleri önemliydi. Biz ihanet ettik, biz de sorumluyuz demişti. İstanbul'a ihanet edilmeye devam ediliyor. Çünkü deprem toplanma alanları İstanbul'da AVM yapılmış durumda. Hala da yapılıyor. Bu suç işlenmeye devam ediyor ama deprem her gün kendi gerçekliğini de anımsatıyor bir taraftan. Düzce'de dün yayın esnasında da Balıkesir'de bir deprem meydana gelmişti. Profesör Doktor Naci Görür bir kez daha uyardı, ne anlama geldiğini anlattı. Az önce hissettik depremi, 15 dakika falan oldu. Hafif bir sallantı oldu ama kısa sürdü. Önce Düzce sallandı, sonra Balıkesir, Gönen. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Gönen'deki depremin büyüklüğünü AFAD 4.6, Kandili 4.8 olarak açıkladı. Düzce'deki ise 4.1. Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür'e göre buradaki fay hattı riskli. 99 yılında Düzce depremi olduğu zaman Kuzey Anadolu fay hattı oradaki kolu aşağı yukarı Bolu Dağı tüneline kadar kırıldı. Deprem hattı da Bolu'nun hemen güneyinden geçip asıl ana kola birleşiyor. Ana fay kolu arasında bir boşluk kaldı. Orası kırılmadı. Tabii bu sismik boşluk bir anlamda bu oldukça risklidir. Bir yıkılma olmadı ama stresli faylar var. Bu yörede olan yine Güney Marmara'da yani Bursa ve kesimi diyelim, Balıkesir ve kesimi o civarlarda da uzun zamandır stres biriktirdiği halde deprem üretmemiş faylar vardı. Görür, son depremlerin başka bir depremin habercisi olduğu görüşünde. İstanbul deprem beklediği gibi Marmara'nın güneyindeki Bursa, Balıkesir havalileri de yine depreme gebe. Çünkü burada da stres birikimi fazla.
Bir taraftan da her deprem haberinde Tayfun Kahraman'ı anımsamaya devam edeceğiz. Çünkü bugün cezaevinde tutulan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbullular olası bir depremle karşı karşıya gelirse ne yapmalı, nasıl İstanbul buna hazırlanmalı, bunun çalışmasını yapmış isimlerden biriydi. Nerede bir rant varsa ya da deprem toplanma alanı AVM yapılıyorsa Tayfun Kahraman bununla mücadele eden bir isimdi. Ve 18 yılla cezalandırılarak bugün cezaevinde depreme ilişkin alınmayan önlemleri eminim büyük bir üzüntüyle izlemeye devam ediyordur. Hepimiz için bir kayıp Tayfun Kahraman'ın cezaevinde olması ne yazık ki. Şimdi o cezaevindeyken birileri baronlar dışarılarda zaten her gün onları paylaşıyoruz ama bu defa bir baron gözaltına alındı. Ama bu baron öyle bildiğimiz baronlardan değil. Bir savcı, bir ihbar gelmişti. Dün hanım hatırlatmıştık size bir ihbar gelmişti. O ihbarla beraber bir araç durdurulmuştu. Durdurulan araçta uyuşturucuyu taşıyan kişi bir polisti. Yani kurye olan polisti. Kuryeye o talimatı veren, uyuşturucu sevkiyatını yaptıran kişi de bir savcı çıkmıştı. Savcı Osman Yarbaş gözaltına alındı. Fakat Yarbaş'a ilişkin olarak bir iddia ortaya atıldı. O da FETÖ iltisaklı kişiler için para karşılığında takipsizlik kararı verdiği iddia edildi. İddia yine Sabah gazetesindeki haberde yer aldı. Habere göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör suçları soruşturmasında görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş, uyuşturucu sevkiyatı dışında da talimatlar verdi. Bir ilişkiler ağı var burada. Savcı Yarbaş polise bazı isimlerin bilgilerini atarak para istedi. FETÖ PD'ye suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişiler aranarak eğer 500 bin lira verirseniz kavuşturmaya yer yoktur diye bir kağıt verilecek size dendi. Örgüt üyeleri bu parayı aldı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş da kovuşturmaya yer yok kararını imzaladı. İddiaya göre bu şekilde 9 kişiden 3 milyon lira para alındı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş açığa alındı. Soruşturmanın HSK'nın görevlendirdiği müfettiş tarafından yürütüleceği bilgisi de verildi. Aralarında polislerin de olduğu 14 kişi de tutuklanmış durumda. Bir taraftan da o savcının FETÖ borsası içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bir baron savcı, bir polis kurye ve burası da Türkiye. Evet, bir kararda gözaltında ifade alınırken avukat beyanlarının tutanakta olması istenmişti. O tutanakta olacak. Bir hukuk devletinde zaten olması gerekirdi evet. Ama bu kararın verilmiş olmasına bile sevinerek haberimizi izleyelim. İçişleri Bakanlığı'nın hem yetki gaspı içeren hem de hukuku ayaklar altına alan bir genelgesi nedeniyle yönetmeliği artık satır satır yazmak zorunda bırakıldı Adalet Anladım. Bakanlığı. Artık ifade tutanağında avukat beyanı da olacak. Avukatın beyanı tutanağa geçirilir gibi bir cümle gerçekten baktığınız zaman bir hukuk devleti olduğu anayasasında kabul edilmiş devletlerde okuduğunuz zaman anlamakta zorlandığınız bir ibare oluyor. Ancak Adalet Bakanlığı'nın yakalama, gözaltı ve ifade alma yönetmeliği değişti. Resmi gazetede de yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'nın hem yetki gaspı içeren İçişleri Bakanlığı daha önce yayınladığı genelgede kolluk birimlerinin ifade aldığı sırada avukat beyanlarına yer verilmesini istememişti. Çok sayıda baro dava açtı. Avukatlar da tepkiliydi. Yönetmeliğe direndiler. Baktığınız zaman bir hukuk devleti olduğu anayasasında kamu denetçiliği de İçişleri Bakanlığı'na avukat beyanlarının tutanakta yer alması tavsiyesini verdi. Yönetmelik değişti. Baktığınız zaman bir yetki gaspı söz konusu. Haliyle burada İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi hukuka aykırı olmakla birlikte Adalet Bakanlığı'nın ve başsavcılıklarının yetkisinin de gaspı anlamını da taşımaktadır. Türkiye Barolar Birliği Adalet Bakanlığı ile görüştü. Sakan, bakanlık da bizimle aynı fikirdeydi dedi. Adalet Bakanlığı'nın gittiği değişiklikle gözaltında ifade alındığı sırada artık avukat beyanları da ifade tutanağına yazılacak. İçişleri Bakanlığı'nın evet, Samsun'a gidelim. İyi Parti lideri Meral Akşener Karadeniz turunda Samsun'daydı. Çok kalabalıktı alan ama herkesin anlatacak bir derdi vardı. Herkesin vardı bir derdi. Bir vatandaş dedi ki çocuğum işsiz.
10 liralık peynir alıyorum. Bir başka vatandaş dedi ki iş bulamıyoruz. Akşener'de tüm bunları dinledikten sonra israfı